Radyo Tiyatrosu. Servinaz'ın Yaprakları. İşte. Evet, yatağıma yattım anne. Hadi masal anlat bana, hadi. Masal değil de bu gece sana mitolojiden bir öykü anlatayım mı? O ne demek? O da bir tür masal. Efsane yani. Peki, hadi başla. Çapkınlıklarıyla ünlü Apollon, yani güneş tanrısı, ince mi ince, narin mi narin bir kıza aşık olmuş. Aylarca çabalamış, genç kızı kendine aşık edebilmek için uğraşmış. Sonunda başarmış. Ama bu kez de gönlü geçmiş kızdan başlamış yine eski çapkınlıklarına. Nazlı kız da üzüntüsünden yataklara düşmüş, yemeden içmeden kesilmiş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış ve nazlı kız veda etmiş hayata. Yani cennete mi gitmiş? Evet tatlım, cennete gitmiş. Sonra? Sonra Apollon bunu öğrenmiş. Üzüntüsünden oturup uzunca bir şiir yazmış ve nazlı kızın yattığı yere gitmiş bu şiiri okumak için. Mezarın başına geldiğinde yaptıklarından dolayı duyduğu pişmanlık iyice artmış ve tanrısal gücünü kullanarak nazlı kızın aşkını dünya döndüğü sürece yaşatmak istemiş, onu bir selliye dönüştürmüş. Derler ki o günden sonra tüm mezarlıklara selvi ağacı dikmeye başlamış insanoğlu. Tüm aşıklar da selvinin rüzgarda çıkardığı hışırtılara kulak vererek Apollon'un nazlı kıza yazdığı şiiri duymaya çalışırmış. Onun için mi senin adını Selvi koymuş anneanne? Evet, öyle küçük. Hadi bakalım, şimdi uyku vakti. Ne olur bir masal daha anne, lütfen. Bu çok kısaydı. Hayır, kesinlikle olmaz. Sabah erkenden okulda olmam lazım. Uyumadan önce de öğrencilerimin ödevlerini okuyup bitirmeliyim. Peki, o zaman yarın iki tane daha. Yarın için şimdiden söz veremem. Sözler tutulmak için verilir. Seni yaramaz seni, hadi bakalım. Yat da üstünü örteyim. Anne. Bir öpücük ver bakalım. İyi geceler tatlım. Sana da. Babam geldi, babam. Dur, düşeceksin, bekle. Baba. Yavru kuşum benim, gel bakayım kucağıma. Hop, amma da ağırlaşmışsın sen. Bu saate kadar neden uyumadın söyle bakalım. Annemden izin aldım. Öyle mi? O zaman sorun yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne getirdin bana? Aslı. İçeri girmeme bile izin yok, görüyor musun? Kaç gündür gelmeni bekliyordum. Hadi baba, ne getirdiğini söyle. Aslıcığım. Bir şey getirmedin değil mi? Yarın birlikte dışarı çıkarsan ne istersen alırız. Olmaz mı hayatım? Söz vermiştin ama. Baban bu saatte sana hediye alabileceği bir yer bulamamıştır hayatım. Yarın. Hani sözler tutulmak için verilirdi? Hep böyle yapıyorsun. Aslıcığım bak sana ben... Sana bir daha asla güvenmeyeceğim baba. Ahmet bak. Lütfen bir de sen başlama Selvi. Zaten yorgunluktan ölüyorum. Bir duş alıp hemen yatacağım. Sabah erkenden yola çıkmam lazım. Bir haftadır eve gelmiyorsun. Geldiğinde de söylediğin tek şey yine gideceğin. Çok güzel. Ben iyiyim Ahmet, sen nasılsın? Affedersin. Dokunma affedersin. Bana dokunma. Lanet olsun, çok çalışıyorum, çok yorgunum. Unutmuş olamaz mıyım? Sen bizi çoktan unuttun Ahmet. Renklerin anlamlarına dikkat et. Öyküdeki karakterle özdeşlik kurmaya çalışırsan her şeyin daha kolay çözüldüğünü fark edersin. Kendi hayatında üzüntülerini ve sevinçlerini hangi simgelerle ifade ettiğine dikkat et. Üzgün olduğum zaman saçlarımı kestirmem gibi mi hocam? Evet, aynen öyle. Bu öyküdeki kadın ne yapıyor kocası üzerine kuma getirince? Beyazlar giyiyor. Sence neden? Bilemiyorum. Çünkü o masum olduğuna inanıyor. Tüm bu olanların sorumlusu olmadığını düşünüyor. Adama içindeki sevgiyi, onu hayata bağlayan her şeyi öldürdüğünü anlatmak istiyor beyazlar giyerek.
evet, şimdi daha iyi anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi öğretmenler odasında rahatsız ettiğim için özür dilerim hocam. Burası bütün öğrencilere açıktır. Ne zaman isterlerse gelip anlamadıkları bir konuyu sorabilirler. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Merhaba Selvi. Aşağı inip birer çay içelim mi? Yarım saatim var Ayşe. Sonra derse gireceğim. Oho, yarım saatte Çin'de bile çay içeriz biz. Hayırdır? Çok sevinçlisin bugün. Yeni birini mi buldun yoksa? Artık aramamaya karar verdim. Nasıl olsa bir gün bir yerde karşıma çıkacak. Bak sen. Şimdi de kaderci bir yaklaşım ha? Neyse, sen beni bırak da konuşmaya başla. Neyin var? Bir şeyim yok. Bunu da nereden çıkardın? Sen onu benim külahıma anlat. Çay lütfen. Gel, gel şöyle camın önüne oturalım. Evet, dinliyorum. Yok bir şeyim Ayşe. Öylesine canım sıkılıyor. Havalardan galiba geçer. Başladın yine. Futbol takımı oyuncusu gibisin. Ne demek bu şimdi? Rakiplerini kalelerinden uzak tutmaya çalışırlar ya. Sen de aynen öyle davranıyorsun. Yok bir şeyim. Sadece çok yorgunum. Hayatım boyunca bir şeyim yok. Sadece yorgunum cümlesini bu şekilde tonlamak istemişimdir. Ama kısmet değilmiş işte. Keşke olaylara senin gibi yaklaşabilsem. Biraz daha esprili yanlarından bakabilsem hayat. Sen bana hayran, ben sana kurban. Deli kadın. Hadi anlat bana neler oluyor. Uzun süredir sıkıntılı bir halin var senin. Ahmet... Selvi! Selvi kızım, kalktın mı? Kalktım, kalktım. Günaydın annelerin en güzeli. Günaydın kızların en yağcısı. Ağzım ağrıyor her yerim. Of! Geç kaldın bugün. Geç mi kaldın? Saat kaç? 8'e geliyor. Vah, mahvoldum. Nasıl yetişeceğim ben şimdi? Ay, kaçtaydı bu sabah dersin? 9'da. Oho, daha bir saatim var. Rahat rahat yetişirsin. Otur da bir bardak çay iç, gel. İyice gel geç canım. Kalırım, hemen çıkmam lazım. Gidip giyineyim. Taksiyle gidersin bugün de işe. Olmaz, akşam taksiyle dönerim. Akşam mı? Sana söylemeyi unuttum. Reyhan sarılık olmuş, raporlu. Onun dersini bana verebilirler. Bana haber vermeyi unutma, olur mu? Olur, unutmam, merak etme. Aslı kalkmadı mı hala? Dün biraz ateşi var gibiydi. İlaç verdim yatmadan önce. Bugün sokağa çıkmasa iyi olur anne. Çıkarmam, çıkarmam. Evin içinde de pek rahat durduğu yok ama madem çıkarma diyorsun, çıkarmam. Seni çok yorduğumu biliyorum anne. Ama ne olur biraz sık dişini. Gelecek yıl okula başlayınca rahat edersin. Aman canım, şikayet ettiğim falan yok benim. Ben sadece bu sabah birlikte kahvaltı ederiz diyordum. Bak sen akşama kadar gelmeyecekmişsin. Aşk olsun anne. Duyanda sabah ezanında eve giriyorum sanırım. Saat 6, bilemedin 6:30'da evdeyim. O da haftada birkaç gün. Diğer günlerde de kitaplarının başındasın. Ay, ama. Anne lütfen. Ahmet ne zaman geleceğini söyledi mi? Yine uzamış işleri. Birkaç gün daha kalması gerekebilirmiş. O ikide bir iş seyahatine çıktıkça biz de Aslı'yla senin yanına alıyoruz soluğu. Bıktırdın değil mi anne? O ne biçim laf Selvi? Sen benim kızımsın, o da torunum. Elbette geleceksin. Hay Allah, yine takıldı. Anne, şu fermuarımı düzeltir misin? Taksi!
Selva Hanım. Selva Hanım. Buyurun, gideceğiniz yere bırakayım sizi. Siz... Ben okula yeni gelen psikoloji öğretmeniyim. Adım Ender. Ah, affedersiniz. Şimdi hatırladım. Geçenlerde tanışmıştık. Affedersiniz. Önemli değil. Buyurun. Benim yüzümden yolunuzu değiştirmeyin lütfen. Biraz sonra bir taksi bulurum ben. Bu yağmurda epeyce beklemeniz gerekebilir. Hem ıslanmışsınızdır. Buyurun lütfen. Pekala. Teşekkür ederim. Ne tarafı? Yeni mahalle. Yeni mahalle mi? Neden şaşırdınız? Yok, şaşırmadım. Aksine sevindim. Biraz da hüzünlendim. Çocukluğum geçti benim o semtte. Kaçıncı caddede oturuyorsunuz? Yeni mahallede annemler oturuyor. Biz Esat tarafındayız. Birinci caddede onlar. Onlar? Yani annem. Babanızın kaybı sizi çok üzmüş olmalı. Anlayamadım. Hala çoğul konuşuyorsunuz. Öyle mi? Farkında değilim. Özür dilerim. Kabalık etmek istememiştim. Meslek hastalığı. Önemli değil. Sokakların isimlerine dikkat eder misiniz? Ankara'da bu çok daha belirgin. Örneğin Esat'ta. Bağlayan, Başçavuş, Ballı Baba. Birbirine paralel ya da birbirini kesen sokaklar bunlar. İsimleri birbirleriyle uyumlu. Sağ taraftan lütfen. Bir araya geldiklerine bir anlam oluşturanlar da var. Ufuk, Tan, Doğan, Güneş gibi örneğin. Sıkıldınız mı? Yok, hayır. Her zaman böyle dalgın mısınız? Dalgın mı? Öğretmenler odasında, kantinde, sokakta... ne zaman size rastlasam düşüncelisiniz. İnsanlarla konuşurken bile. Ruhunuzun başka, bedeninizin başka bir yerde olduğu izlerimine kapılıyorum çoğu zaman. Öyle mi görünüyorum? Farkında değilim. Biliyor musunuz neyi merak ediyorum? Neyi? Ne düşündüğünüzü. O anda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Dersler ya da öğrencilerimdir. Ha, ileriden sağa sapacağız. Tabii. Anne. 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 Kalk da yatağına yat. Her yerin tutulacak yine. Ay. Hadi. Tamam. Kalktım. Uf, sırtım. Ay, belim. Aslı uyudu mu? Az önce. Sen ne yapıyorsun? Sınav kağıtlarını okumam lazım ama hiç canım istemiyor. Biraz televizyon seyredip yatarım herhalde. Bir şey mi oldu? Yok. Onu da nereden çıkardın? Ne bileyim ben, son günlerde çok dalgınsın. Bir şey de yemedim bu akşam. Çok yorgunum anne. Sınavlar, okul. Bir dolu sorumluluk işte. Oradan oraya, okuldan eve, evden buraya. Of. İstediğin zaman evine gidebilirsin. Onu demek istemedim anne. Ben sadece yoruldum. Çok yorgunum. Gel buraya, gel. Gel otur şöyle. Dizlerime koy başını eskisi gibi. Şimdi anlat bakalım. Yok bir şey anne. Yalnızca kendimi çok yorgun hissediyorum. Bazen başıma yorganı çekip sonsuz bir uykuya dalmak istiyorum. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi düşünmeden yalnızca uyumak. İstiyorsan Aslı'yı bırak bana. Birkaç gün izin al okuldan. Yapamam. Bence sen çok yalnız kaldın. Evli bir kadının bir başına bunca yükü kaldırması zor. Çocuk, ev, iş. Benim bunlardan yana bir şikayetim yok anne. Anlamıyorsun. Hayır. Çok iyi anlıyorum. Evliliğimizin ilk yıllarında baban gece yarılarına kadar dikiş dikerdi. O zamanlar nerede böyle makinalar? Ben bütün gün kayınvalide, çocuklar, giden gelen... yanımızda okumak için kalan akrabalar, biliyorsun ya. Bazen delirecek gibi olurdum. Kapıyı çekip ardıma bile bakmadan kaçıp gitmek isterdim. Nereye? Neresi olursa. O kalabalıktan, gürültüden uzak olsun da. Ama gece olup babanla baş başa kaldığımızda saçımı şöyle bir okşayıp da, biliyorum çok yoruluyorsun,
tüm yaptıkların ve çektiklerin için sana minnettarım deyince her şeyi unuturdum. Daha çok, daha güzel şeyler yapmak isterdim ertesi gün. Onu özlüyorsun değil mi? Ben de anne. Ben de çok özlüyorum. Keşke yine o günlere dönebilsek. Efendim? Selvi? Ahmet? Benim, uyandırdın mı? Yok, önemli değil. Yolda aradın. Masanın başında uyuyakalmışım. Nasılsın? Aslı nasıl? İyi, iyi. Hepimiz çok iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim, yalnızca yorgunum biraz. Bir iki saat önce çıktım toplantıdan. Yemek yedik, az önce de otele geldim. Ancak arayabildim. Önemli değil. Nasıl geçti? İyi, iyi, çok iyi. Dünyanın siparişini aldım. İzmir'e de bir bayilik verdim. Güzel. Sevindim senin adına. Bir süredir sizi çok ihmal ettim biliyorum. Ama telafi edeceğim ben bütün bunları. Ne zaman? Döndüğümde birkaç günlüğüne bir yerlere gideriz, olmaz mı? Çok iyi olur. Bak, her şeyi biraz daha rahat nefes alalım diye, Aslı'ya güzel bir gelecek hazırlayabileyim diye yapıyorum. Selvi, sana da biraz beklemek düşüyor hayat. Biraz daha sıkacağız dişimizi, olmaz mı? Sen öyle diyorsan. Annen nasıl? Ne zaman dönüyorsun? Bir iki güne kadar dönerim. Haber verirsen iyi olur, eve geçeriz. Doğru söylüyorsun, çok yük oluyoruz kadıncağıza. O yüzden söylememiştim. Belki baş başa olursak... Elbette, elbette. Fakat çok bir şeyler hazırlayıp yorma kendini. Bakarsın birkaç gün sonra tekrar çıkarım yola. Olur. Hazırlama. Bir de benim lacivert takımlarla grileri temizleyiciye verirsen iyi olur. Birkaç da gömlek, uygun gömlek hazırlarsın, tamam mı? Hazırlarım. Teşekkür ederim hayat. Önemli değil. Başka bir şey var mı? İşte çamaşır, çorap, kravat. Sen bilirsin artık. Anladım. Hayatım, şimdi biraz uyumam lazım. Dedim ya, çok yorgunum. Sabah erkenden Afyon'a geçeceğiz. Biraz dinlenmem lazım. Seni çok seviyorum. Aslı'yı benim için öp, olmaz mı? Öperim. İyi geceler. Sana da. Hoşça kal. Güle güle. Biraz daha sık dişini hayatım. Bak, şimdi karşıdaki pastaneye geçer, elini yüzünü yıkarız. Kendini daha iyi hissedersin. Çabuk ol anne, çok kötüyüm. Midem bulanıyor. Biliyorum canım, biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Sen yeter ki biraz daha sabret. Lanet olsun, bir tanesi de durup yol vermez ki. Elimi sıkı tut hayatım. Tutuyorum. Anne, karnım. Tamam, tamam tatlım, geçer şimdi. Kucağıma alayım mı seni? Hayır, ben yürürüm. Pekala. Şimdi daha iyiyim. Hadi, koş bakalım. Hadi koş, koş. neden gülüyorsun bakalım küçük hanım? Çok komiksin de ondan. Ben bebek miyim? Öyle mi? Artık büyüdüğüne göre annene bir portakal suyu ısmarlarsın herhalde. Kumbaramdaki bütün parayı getirmiş bile olsam buna yetmez ki. Ahmet? Sen de baba. Merhaba babacığım. Tatlım, gel bakalım. Amma da ağırlaşmışsın sen. Sen de hep aynı şeyi söylüyorsun baba. Sen ne zaman geldin? Ben çok hasta oldum baba. Birkaç saat önce geldim. Karnım çok ağrıdı. Karnın mı ağrıdı? Midesi. Nereden geliyorsunuz? Hastaneden. Yediği bir şey dokunmuş. Ne yedin bakalım sen, yaramaz kız? Bilmiyorum ki. Yanındaki kadın kimdi Ahmet? Hangi kadın? Az önce telaşla yanından ayrılan kadın. Anne, pastaneye gitmeyecek miyiz? Bugün değil canım. İyice iyileş öyle. Babam da burada olduğuna göre hamburgerciye gidelim o zaman. Elbette. Ben arabayı arka sokağa park etmiştim. Alıp geleyim, öyle gidelim, olmaz mı? Hamburgerciye başka zaman gideriz tatlım. Ya. Senin dinlenmen gerek. Ama ben iyiyim. Karnım da ağrımıyor. Annen doğru söylüyor Aslı. Hadi eve gidelim. Eğer yarına kadar iyi olursan yarın anneanneni de alıp öyle gideriz, olmaz mı? Hangi eve
gideceğiz? Hele bir arabaya binelim bakalım bizi nereye götürecek. Gel bakalım şöyle kucağıma yaslan. Ha, omzuma sıkıca sarıl bakalım. Ama o kadar sıkı değil be. Ama sen istedin. Tamam. Sorduğum soruya cevap vermedin Ahmet. Şimdi bunları konuşmasak, çok yorgunum. Eve gidince konuşuruz, olmaz mı? Telaşlanacak bir şey yok, bizim iş yerinden biri. Elini tutuyordum. Bu da seninkini tutuyordum. Vedalaşıyorduk, hepsi o. Birbirinizin gözünün içine bakarak, sokularak ve elini tutarak mı? Saçmalıyorsun sen. Madem ki saçmalıyorum, madem ki senin iş arkadaşın, öyleyse neden beni görünce telaşlandı, kaçar gibi uzaklaştı yanından? Madem ki iş arkadaşın, sen onun öyle gitmesine neden izin verdin? Konuştuğunuz her neyse tamamlamadın, beni tanıştırmak istemedin. Saçmalıyorsun Selvi, şimdi bunları konuşmayalım. Aslı'yı annene bırakır eve geçeriz, orada konuşuruz, oldu mu? Bütün sorularını cevaplarım o zaman. İyi bir kurgu yap, senaryonda boşluklar olmasın, biliyorsun ben edebiyat hocasıyım. Merak etme, iyi yaparım. Sen yeter ki artık konuşma, özellikle de ben araba kullanırken. Tabii, minareyi çalan kılıfını hazırlarmış değil mi? Sakın bu konuyu annenin yanında açıp kadını da huzursuz etme, olmadık bir şey için. Bak sen şu işe, Ahmet Bey birden melek kesildi. Aylardır kadıncağızın evinde kalıyoruz. Daha doğrusu atıp gittin bizi. Her geldiğinde suratın bir karış televizyonun of önüne geçip oturdun. Ne hazırladığı yemeğe ne de yaptıklarına teşekkür ettin. Şimdi birden annemi düşünmeye başladın, öyle mi? Ben yeterince teşekkür ettiğimi sanıyorum. Oo, evet doğru. Haksızlık etmeyelim şimdi. Arada bir kapının önündeki çiçekçiden çiçek alıp getirdin. Kapının önünde satılmasaydı aklına gelir miydi bilmiyorum tamam, ama... Tamam kes artık Selvi, çocuğun yanında. Bu ne şefkat böyle yarabbim. Gereksiz yere kıskançlık yapıyorsun Selvi. Hadi al çocuğu kucağına da arabanın kapısını açayım. Eve gidince konuşuruz bunları, hadi. Merhaba Selvi Hanım. Efendim? Aa, Ender Bey. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Sizi camın önünde yine uzaklara dalıp gitmiş görünce... ben belki bir çay ya da kahve içer miyiz diye... Sağ olun. Biraz sonra derse girmem lazım. Yine de teşekkür ederim. Belki bana kızacaksınız ama... hem öğretmenler odasında ikimizden başka kimse de yok. Ne düşündüğünüzü... Açıkçası sizin ne derdiniz var Selvi Hanım? Bunun sizi ilgilendirdiğini sanmıyorum. Bakın, amacım dedikodu malzemesi toplamak falan değil. Ben sizin de en az benim kadar okul ve burada yürütülen ilişkiler hakkında deneyim sahibi olduğunuzun farkındayım. Benim tavrımı ister bir meslek hastalığı, ister yardım etme isteği, ister sizi ilginç bulan ve yakınlaşma çabası içinde olan bir insanın tavrı olarak değerlendirebilirsiniz. Ne kadar çok konuştum değil mi? Ben... Bakın, gerçekten size yardım etmek istiyorum. Neden? Bilmiyorum, benim doğam bu. Balzac siz daha iyi hatırlarsınız sanırım, şöyle demiş: kendileri hiçbir zaman mutlu olmayan insanlar başkalarının mutluluklarından kendilerine pay çıkarırlar. Ben gitmeliyim, dersi kaçıracağım. İsterseniz başka bir yerde... Hayır, teşekkür ederim. Okul dışında dedikodu olur diye mi? Ne münasebet. İkimiz de yaşını başına almış olgun insanlarız. Bu kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? Neyi kabul ediyorum? Siz... Yapmayın lütfen. Sizin farklı olduğunuzu sanmıştım. Kimden farklı ya da neden? Komşu kızımdan. Ne demek bu? Size hani derler ya, flört ya da ne bileyim adı her neyse, böyle bir şey teklif etmiyorum. Ben dostunuz olmaya çalışıyorum. Yalnız olduğunuzu, sizi anlayacak birine ihtiyaç duyduğunuzu... Kesin! Kesin lütfen. Size göre de bir erkekle bir kadının dostluğu söz konusu olamaz, öyle değil mi? Evet, elbette olabilir ama... Ama toplum, insanlar, komşular, dünya, evren ne der? Ne kadar korkunç bir duruma düşeriz. Ender Bey, lütfen. Sizin hiç erkek arkadaşınız olmadı mı? Erkeklerle aynı sıraları paylaşmadınız mı, aynı yemekhaneleri? Kızlı erkekli grup arkadaşlıkları yapmadınız mı? Elbette oldu. Peki tabii. Ya şimdi? Evli olmanız mı bütün sorun? Birinin malı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız, bence siz okuduğunuz tüm kitapları çöpe atın. Ya da onları gerçekten anlayacak insanlara armağan edin. Merhaba millet, nasılsınız bakalım? Sen istemediğin sürece hiç kimse sana bir şey yapamaz, bunu bil. Kendine inan biraz. Hey, ne oluyor burada? Yok bir şey Ayşe. Yok bir şey.
Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Bir günde sorduğum soruya doğru cevap verse olmaz mı? Yok bir şey dedim ya. İyi öyleyse. Saçım nasıl olmuş, beğendin mi rengini? Şakaydı. Hadi lavaboya gidelim de yüzünü yıka. Bu arada da Ender Bey'le ne kaynatıyordunuz onu anlatırsın. Başlama bana. Yine. Yoksa o beyefendi görünüşlü, yaşını başına almış adamın ruhunda bir Don Juan mı yatıyor ha? Hiç de yaşlı değil. Ne? Ne? Ne dedin sen? Hiç de yaşlı değil dedim. Ne olmuş? Bana yalnızca doğruyu söylemeni istiyorum Ahmet. Doğrusu bu. İş arkadaşım. Bana biraz ilgisi olabilir ama bilmiyorum. Beni aptal yerine koymamanı kaç defa söyledim sana? Kaç defa? Dürüst olmaman için sebep ne ha? Sebep ben miyim? Aslı mı? Bizi kaybetmekten mi korkuyorsun? Eğer sebep buysa benim kızımın bizim hayatımız hakkında karar sahibi olarak yalnızca kendini görüyorsun demek. Ne demek şimdi bu ya? Ne demek? Bak. Bu şu demek. Hem kendi dilediğin hayatı yaşayıp hem de benimle evli kalamazsın. Benden ne kızımızdan hayatımızın sonuna kadar biraz bu evde çoğunlukla annemde seni beklememizi isteyemezsin demek. Ben sizin için çalışıyorum. Bizim geleceğimiz için. Daha rahat bir hayat sürebilmemiz için. Kızımızı daha iyi okullarda okutabilmek için. İyi bir gelecek sağlamak için. Kes şunu! Kes! Bıktım artık. 5 yıldır aynı hikayeleri dinlemekten bıktım. Hayatımıza dilediğin zaman girip dilediğin zaman çıkmandan bıktım. 5 yıldır hem anne hem baba olmaya çalışmaktan. Sadık, anlayışlı, iyi eş rolü oynamaktan. Benim de istediklerim var. Benim de ihtiyaçlarım, arzularım biliyorum, var. Biliyorum. Bana. Bilmem neyi değiştiriyor, neyi değiştirdi? Tamam. Bundan sonra daha çok çabalarım. İnan bana. Neden sonra? İlişkini bitirdikten sonra mı? Bak yine aynı konuyu açıyorsun. Bizim sorunumuz bu değil ki. Neymiş bizim sorunumuz? Senin az önce söylediklerin işte. Yani benim çok çalışmam, sürekli yollarda olmam, seninle ve kızımla ilgilenememem işte bunlar. Bak bizim sen, sorunlarımız. Bunların farkındaydın demek. Peki bunca zaman yani bu olaya kadar neden hiçbir girişimde bulunmadınız Ahmet? Lütfen be. Böyle konuşma, kalbimi kırıyorsun. Haşmet mağapları nasıl konuşmamı emir buyuruyorlar acaba? Selvi bak lütfen. 3 gündür aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve hiçbir yere varamıyoruz. Sen bana inanmıyorsun. Biliyor musun? 3 gündür ne düşünüyorum? Hayır bilmiyorum. Acaba sen eskiden de mi böyleydin diye düşünüyorum. Ben mi gerçek yüzünü göremedim diye sorup duruyorum kendi kendime. Ne demek istediğini anlamıyorum. Seni çok seviyordum. İdealist, aydın, dürüst, üniversite öğrencisi Ahmet'i çok seviyordum. İnsan haklarından, adaletten söz eden, şiirler, romanlar okuyan, felsefi tartışmaların tek kahramanı Ahmet'i. Bak ben... Sözümü bitirmedim. Şimdi karşımda başarılarını parayla ve sattığı mallarla tanımlayan biri var. En iyi yemeği nerede yerim? En iyi nereden giyinirim? Bilmem hangi kentin şu oteli çok lüksmüş. Orada kalabilir miyim acaba diye düşünen biri var artık karşımda. Ben tüm bunlardan hoşnut muyum sanıyorsun? Her gece bir başka şehirde olmaktan, ne yaşadığı yerden ne de vatandaşı olduğu ülkenin sorunlarından haberi olan, yalnızca yiyip içip üreyen insanlara laf anlatmaktan zevk mi alıyorum sanıyorsun? Ben sizi sıcak evime özlemiyor muyum yani? Eskisi gibi yalnızca seni düşünmeyi, kitap okumayı, ülkemi nasıl yükseltirim, nasıl yüceltirim diye hayaller kurmayı, yine o günlerde olmayı istemez miyim sanıyorsun? Ben kendimden, yaşadıklarımdan çok mu hoşnudum? Bunun için mi yaptın? Evet. Evet, biraz nefes almak. Yeniden sevilen, takdir edilen, hayranlıkla gözlerine bakılan Ahmet olmak istedim. Çalıştığı şirkete bir dolu müşteri kazandıran, ağzı laf yapan, herkesi ikna eden, her gün aynı sözcükleri kurulmuş bir makine gibi birilerine tekrarlamak zorunda olmayan Ahmet olmak. Çok mu fazla şey istemişim ha? Çok mu fazla şey istemişim? Ya ben? Sen yoktun. Olabilirdim. Nasıl? Başka bir iş yapardım. Ha, kitapçı dükkanı açarak mı? Ya da günlerce, aylarca yazarak, okuyarak yarattığım şeylerden 2 kuruş kazanmaya uğraşarak mı? Sen hayal dünyasında yaşıyorsun, hayal dünyasında. Tamam, bir zamanlar ben de yaşadım bu dünyada, kabul ediyorum. Ama artık paranın sözü geçiyor, anlıyor musun? Paranın sözü. Ve buna inanan büyülenmişlerin dünyasında senin gibi düşünenlere ya gülüyor ya da kullanıyorlar. Sen de onlara benzemeyi seçtin. Zorunlu olarak. Bir zamanlar Ahmet'in dilinden düşmeyen bir şiir vardı. Ormanda yol 2'ye ayrıldı ve ben en uzun olanı seçtim. Farkında mısın bilmem ama
Sen en kestirme olanı seçmişsin. Seçmek zorundaydım. Oyunu da kurallarını da ben belirlemiyordum. Ionesco'nun okulda oynadığımız gergedan oyununu hatırlıyor musun? Hani şu eski çağlardan bu yana evrim geçirmeyen tek hayvan olduğu söylenen gergedanın kahraman olduğu oyunu. Evet evet, ne olmuş? Oyunu hatırlamıyorsun değil mi? Ne o yani, bu da mı suç şimdi? Neyse ben hatırlatayım. Oyun bir gergedanın kasaba meydanını tozu dumana katarak geçip gitmesiyle başlıyordu. Tamam sadede gel. Sonra kasabada ilk anda şaşkınlık yaratan bu durum zamanla nasıl doğal karşılanıyor ve bunu normal kabul eden herkes zamanla nasıl gergedanlaşıyordu, hatırladın mı? Evet evet. Sen de gergedanlaşmışsın. Tamam anlaşıldı. Anlaşıldı, ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Burada oturup senin aşağılamalarını dinlemek istemiyorum. Öyle mi beyefendi? Evet evet öyle. Ben eski Ahmet değilim, anlıyor musun? Olamam da. 10 yıldır bir evin sorumluluğunu taşıyorum. İnsanlara boyun eğmeden yaşamamız için elimden geleni yapıyorum. Bu yüzden beni aşağılaman yerine yüceltmen gerektiğini düşünüyorum. Ben çalışmıyorum. Ben hiç sıkıntı çekmiyorum. Ben 10 yıldır bu evliliği yürütmeye uğraşmıyorum, değil mi? Koca olan baba evde yok. Faturalarla Selvi ilgilensin. Markete pazara Selvi koşsun. Hastaneye pastaneye Selvi yetişsin. Çocukla kocasıyla annesiyle işiyle öğrencileriyle ve evin tüm tamiratıyla Selvi uğraşsın. Ama Selvi'nin bir ihtiyacı var mı diye soran yok. Selvi'nin canı mı sıkkın? Selvi niye bu kadar yorgun? Ona nasıl yardım etsek acaba diyen yok. Beyefendi insan olduğunu hatırlamak istemiş. Ya ben? Ben istemedim mi? İstemiyor muyum? Kendimi uzun süredir gözleri bağlanmış bir dolap beygiri gibi hissediyorum. Ama ben bunca sorumluluğumu bir başkasının omuzlarına yükleyip yeni sorunlar yaratacak ilişkilerin peşinde koşmuyorum. Anladın mı beni? Bunu senin karın olduğum için ya da evliyim diye yapmadım. Seçimlerimi sonuna kadar yaşamaya çalıştığım için, kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamalıyım dediğim için yaptım. Yoksa ben de insanım. Benim de zayıf anlarım olabilir. Ben de hata yapabilirim. Ayrıca eline yüzüne bakılmayan bir kadın da değilim. Elbette elbette. Ben her zaman sana kendimden daha çok güvendim. Her zaman erdemleri, idealleri, prensipleri olan biriydin sen. Öyleyse neden? Bilmiyorum. Sen kendini bağışlasan da ben seni bağışlayamam Ahmet. Yanında kalarak senin kendini aklamanı seyredemem. Hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Artık sana güvenemem. Şuradaki kolilere de dikkat edin lütfen. İçinde kırılacaklar var. Hayır onlar değil, şu köşedekiler. Ha, camın önünde olanlar. Evet evet onlar. Hı hı. Ben gelmeden her şeyi ayarlamışsın bakıyorum. Bir an önce çıkabilmek istiyorum bu evden Ayşe. Aman lütfen dikkat edin, lütfen rica ediyorum. Ben de kahvaltılık bir şeyler getirmiştim. Anneme gidince yaparız kahvaltımızı, olur mu? Ama çok açsam... Yok yok, o kadar da değil. İyi o zaman. Ben ne yapayım? Hiçbir şey, oturup bekleyeceğiz. Her şeyi adamlar yapıyor. Böyle her şeye koşturduğuma bakma. Birkaç özel eşyayla kırılacaklar dışında her şeyi onlar toplayıp koliledi. Nasıl sığacaksın bu kadar çok şeyle o küçücük eve bilmem. Gel benimle otur diyorum. Gelemem hayatım, Aslı var. Hem yarın bir gün sen evlenmeye falan kalkarsın, ayrılmam zor olur. Belki de sen evlenirsin. Ne demek şimdi bu? Seni sordu yine. Kim? Kim olacak canım? Ender Bey işte. Ah ya. Öğretmenler odasına gelince hemen yanıma damlıyor. Nasılmışsın? İyi miymişsin? Bir şeye ihtiyacın var mıymış falan. Kimseye bir şey söylemedin değil mi? Ay söyler miyim hayatım, söyleme dedin ya. Soranlara hasta diyorum. Güzel. Zamanı gelince kendim söylerim. Tamam mı? Tamam anladık. Ha dikkat edin ona lütfen, dikkat edin. Başka bir şey söyledi mi? Ay şunları da o kutunun içine koyun lütfen. Kim? Bakın orada. O işte. Ender Bey mi? Tüm mahalleye yayın yapsaydım bari. Bak anneme gittiğimizde ağzından en ufak bir ender lafı çıkarsa ya da iması çıkarsa kendini ölmüş. İyi sıkıştırıp durmasana. Söylemeyeceği varsa da insanın aklına gelir. Ne dedi? Senin bir derdin olduğuna inanıyor. Çok hassas ve kırılganmışsın. Benim bir arkadaş olarak sana destek olmam gerekiyormuş. Gerçekten öyle mi söyledi? Ne bileyim canım, bu anlama gelen şeyler söyledi işte. Başka?
Başka bir şey yok ki. Hem söylesene sen bana. Hani o adam senin hiç umurunda değildi? Değil tabi. Değil de sadece ilginç biri. Zaman zaman benimle konuştukları takılıyor da aklıma. Sonra? Sonrası yok, o kadar. Sen gerçekten bir kadınla bir erkeğin dost olamayacağına inanıyorsun. Kararın kesin, öyle mi? Hayatım, sen Harry Sally ile tanışınca filmini izlemedin galiba. İzlemedim. Filmde kızla oğlan birbirlerine kadınla erkek arasında bir dostluk olabileceğini kanıtlamaya çalışıyorlar. Oğuna bir kız arkadaşını, diğeri öbürüne bir erkek arkadaşını tanıştırıyor falan. Tanıştırılan kişiler birbirleriyle anlaşıyorlar. Anlayacağım, bizimkiler kendilerine uygun kimseyi bulamıyor ve sonunda birbirlerine göre olduklarını anlıyorlar. Kısacası kızım, atalarımız hiç boş söz söylememişler. Ateşle barut meselesi. Bu konuşma çok uzadı. Hem o bir film. Hadi ya, bak sen. Ben aslında ben ona gününü göstermek istiyorum. Beni dar kafalı olmakla suçladı. Kendine bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun gibi geliyor bana. Ne gibi? Sen de hepimiz gibisin. Ne demek şimdi bu? Geveleyip durmasana, ne demek istiyorsan açıkça söyle Ayşe. Merak etme, bundan daha fazla kırılmam şu aralar. Anne olman bir yana, sen bir kadınsın. Herkes gibi senin de ilgiye, sevgiye ihtiyacın var. Bir düş kırıklığı yaşıyorsun. Sevilmeye değer olmadığını düşünüyorsun belki. Belki. Böyle durumlar insanı sonradan pişman olacağı şeyler yapmaya iter Selvi. Nasıl şeyler? İlk bulduğun kişinin kollarına atılmak gibi. Merak etme. Bunu yapacak kadar küçülmem. Büyük söyleme. Tecrübe konuşuyor burada. Hem herkes hata yapar. İnsanız biz. Sen beni engellersin. Kusura bakma canım. Bu hayatta sorumluluğu da sana ait. Ben seni yalnızca uyarırım, o kadar. Sen benim dostumdun değil mi? Dost acı söylenmiş, hiç duymadın mı? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana öyle geliyor ki bu Ender denilen adam da diğerleri gibi. Nasıl? Belki de bu onun yöntemidir. Kadınlara yalnızca dostça yaklaştığını söylemek filan gibi. Bilmiyorum. Aslına bakarsan ne istediğimi, ne düşünmem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Sanırım Ahmet'i kafamdan uzaklaştırmak için düşünüyorum Ender Bey'i. Acımı hafifletmek için. Belki de intikam almak istiyorsundur. Belki de. Hiçbir şeye veremiyorum kendimi. Bilmiyorum. Bütün eşya yüklendi galiba. Hadi biz de aşağı inelim. İnelim. Ayşe, bak annemin yanında lütfen Ender konusunu açma. Tamam, anladık. Sizi ikna etmek zor oldu ama benimle yemek yemeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Selva. Ben şey... Kaç ay oldu? Yoksa yıl mı demeliyim? Evden ayrılalım mı? 7 ay. 7 aydır bunu okulda kimse bilmiyor, öyle mi? Siz ve Ayşe dışında. Ayşe Hanım'ın tutumu çok şaşırttı beni. İşte öyle ağzı sıkı biri gibi değildi. Alkolle pek aranız yok galiba. Evet, çabuk sarhoş olurum. Ahmet çok eğlenirdi sarhoşluğumla. Affedersiniz. Özür dilerim Ender Bey. Önemli değil. O kadar uzun zamandır birlikteydik ki. Kaç yıldır? Milattan öncesini mi soruyorsunuz? Sonrasını. Her ikisini de. 10 yıla yakın evlilik. 5 yılda ondan öncesi. Oldukça uzun. Evet. Beğendiniz mi burayı? Güzel. Aslına bakarsanız yıllardır ilk defa ev dışında, üstelik pek tanımadığım biriyle yemeğe çıkıyorum. Hem de gecenin bir vakti, hem de bir erkekle. Evet. Ya siz? Ben arada sırada arkadaşlarla buluşurum. Evet. Elbette ama... Ama ne? Aslında bekarsınız. Bazen ev çok ıssızlaşıyordur demek istemiştim.
Bu yüzden arkadaşlarınızla buluşmanıza hak verdim. Peki ya evli olsaydım? Arkadaşlarımı görmemem mi gerekirdi? Yok, tabii ki göreceksiniz. Kadehimi gelecek güzel günlere kaldırmak istiyorum. Umarım. Hiçbir şey yemediniz. Canım pek istemiyor. Umarım iştahınızı ben kapatmıyorumdur. Yok, hayır. Siz çok ilginç birisiniz Selvi Hanım. Öyle mi? Bilmem. Psikoloji uzmanı olan sizsiniz. Şimdi de dalga geçmek ha? Bence siz çok alıngansınız Ender Bey. Bakın, önce sizinle bir anlaşma yapalım. Şu Beyli Hanım'la konuşmaya son verelim. Birbirimize isimlerimizle hitap edelim. Anlaştık mı? Peki. Hadi bakalım. İlk anlaşmamızın şerefine. Şerefe? Sürekli 14 numaralı odada kaldığını söylüyordu ya. Ay, kızlarla her 5 dakikada bir odasına gitmeye karar verdik. Sen de mi? ben de ya. Sonra? Sonra sırayla odasının kapısını çalmaya başladık. Derya, Pınar, ben, Nalan. Nasıl şaşırdı, nasıl korktu anlatamam. Onun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Ben de öyle, ben de. Sonra... Bir dakika, sözünü unut. Sana yastık getireyim. Derya dedi ki, seç birimizi. Seçimini yaparsan aramızda anlaştık. Diğerleri odayı terk edecek. İnanamam. Çok ciddiyim. Başka bir şey içmek ister misin? Yok, yok, sağ ol. Ben içersem? Tabii, ev senin evin. Teşekkürler majesteleri. Dinle. Tamam. Affedersin. Evet, şimdi dinliyorum. Sonra ben, son sözü söylemeye bayılan ben, bütün gün yaptığı şeyin şaka bile olsa ne kadar çirkin olduğunu anlaması için bu oyunu oynadığımızı söyledim. Aferin sana. Ay, alay etme. Ay başım, of başım. Ne oldu, kötü müsün? Lavaboya gitmek ister misin? Evet. Hadi tutun bana. Ay, çok özür dilerim. Selvi. Hayır, olmaz. Ben eve gitmeliyim. Gitme Selvi, kal burada. Gitmeliyim. Peki, ama önce kendine çeki düzen ver. Elini yüzünü yıka istersen. Olmaz. Ben gideyim. Ben bırakırım seni. Hadi inat etme. Peki. Şu köşede ineyim ben. Peki. Burası iyi mi? Evet. Sağ ol. Selvi. Efendim? Bana kızdın mı? Yok. Hayır. Ben yalnızca kendime kızıyorum. Neden? Sen bir şey yapmadın ki. Bilmiyorum. Evine gelmemeliydim. Neden? Ne var bunda? Neyse, daha fazla geç kalmadan gideyim ben. Bir daha görüşecek miyiz? Bilmiyorum. Hoşça kal. Selvi, ben gitme. Biraz daha kal, konuşalım. Bak, ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. En iyi yol bazen en kestirme olan galiba. Ben yapamayacağım.
Bu saatten sonra birine kendimi anlatmaya çabalamak istemiyorum. Söylediğim her şeyin, her sözcüğün ya da cümlenin açıklamasını yapmak istemiyorum. Bazı şeyleri yeniden hatırlamak, yeniden tanımlamak da istemiyorum. Yorgunum. Hiç kimseye ve hiçbir şeye inancım kalmadı. Ben de, siz de bunca yaşanmışlıktan sonra birbirimizin omzuna yaslanıp ağlayamayız. Ne sizin bildikleriniz ne de benimkiler imkan verir buna. Seni anlıyorum. Lütfen ama sözümü bitirmeme izin ver. Affedersin. Demek istediğim özetle şu. Aklımda, yüreğimde, benliğimde hala Ahmet var. Koskoca bir tarih yarattık birlikte. Ahmet'in, Selvi'nin ve sonra da Aslı'nın tarihi bu. Bunları bir anda silip atamam. Onlara ihanet edemem. Biliyorum. Aşkın küçük kayığı akıp giden yaşamın kayalıklarına çarparak parçalandı. Ama ya bu kayıkta ben de batarım ya da yeniden hem de kendi başıma tamir eder yola koyulurum. Üzgünüm. Bu kayığa sizi alamayacağım. Almak istemiyorum. Özür dilerim. Nazlı kız, Tanrı Apollon'un yakışıklılığına, güzel sözlerine, onun için yazdığı aşk şiirlerine aldanmış. Apollon'un bir ömür boyu nasıl mutlu yaşayacaklarını anlattığı gecelerden birinde tamamen, tüm benliğiyle ve yüreğiyle teslim etmiş kendini aşka. Sonra anne? Sonrasını biliyorsun işte. Apollon, Nazlı kızın sevgisini kazandığını anlayınca vazgeçmiş ondan. Neden? Çünkü Apollon için aşkın kendi değilmiş önemli olan. O yalnızca yeni heyecanlar yaşamak istiyormuş. Hiçbir şey anlamadım. Neyse, büyüyünce anlarsın ne demek istediğimi. Ama ben büyüdüm. Baksana, kocaman bir abla oldum. Elbette büyüdüm bir tanem ama bazı şeyleri anlaman için biraz daha büyümen lazım. Hadi devam et. Nereden de anlattım bu masalı bilmem ki sana küçük hanım. Her gece bunu anlattırıyorsun. Anlattırırım. Ben de senin yerim. Bana güldü, sen yokken de anlattırıyor. Anneanne, hani annemin adını koyduğun masal vardı ya, onu anlat diyorum. Bak sen, seni küçük yaramaz kedisi. Hadi masalı bitir anne, uyumam lazım yoksa büyüyemem. Ben anlatırım devamını. Hadi sen içeri git de telefona bak. Telefon mu? Hı hı. Bu saatte mi? Kimmiş arayan? Sen bir bak hadi. Bekletme daha fazla. Tamam. Masalın neresinde kalmıştınız bakalım? Apollon Nazlı kızı terk edip gitti. Sonra Nazlı kız cennete gitti. Apollon da ona bir aşk şiiri yazdı ve onu bir selvi ağacına çevirdi. Efendim? Selvi? Ahmet? Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Selvi, ben çok kötüyüm. Selvi, ben yapamıyorum. Olmuyor. Siz olmadan nefes alamıyorum. Biliyorum. Biliyorum, çok kırdım seni. Üzgünüm. Keşke her şeyi en başa çevirebilsem. Artık çok geç. Bir şans daha veremez miyiz kendimize? Kızımız için. Bizim için. Bilmiyorum Ahmet. Bilmiyorum. Şimdi bir şey sorma bana. Biraz daha izin ver. Yeniden benliğimi kazanmalıyım.
Kendim için yapmalıyım bunu. Peki ne kadar beklemem gerek? Ne yapmalıyım? Bilmiyorum Ahmet. Bildiğim tek şey, Selvinaz'ın yapraklarına çiğ yağdığı, üstüne beyazlar giydiği. Şimdi yalnızca üşüyor. Baharın gelmesini bekliyor, yeniden çiçek açabilmek için. Bilmiyorum. Şimdi bir şey sorma.